أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ذياري قادشلاريم yüce rabbimiz sohbetimizi hayırlı mübarek eylesin faydalı eylesin rızasına uygun eylesin ve bu sohbetler İnşallah bu dünyamızı da, ahiretimizi de mamur etmeyi nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Sohbetimizin başlığı günahlarımıza keffaret olan ve cennetin ahtarı, anahtarı mesabesinde olan süper bir amel nedir? Bununla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen müjdeli haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgililer sevgilisi, liderimiz, önderimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere buyuruyorlar ki bir insan, bir mümin büyük günahları işlemediği sürece beş vakit namaz İki namaz arasındaki küçük günahlarına insanın kefaret olur buyuruyor. Yani biz tabi beşeriz, hata yapabiliyoruz. Bazen gözümüzde, bazen dilimizde, bazen elimizde, bazen ayağımızda ne olur ne olmaz. Yeter ki bu büyük günah olmasın bir, ikincisi de kul hakkı olmasın. Peki bunun karşılığında? Allah'ımız Celle Celaluhu biz o namaza duruyoruz ya, namaz için hazırlık yapıyoruz ya, namaz için abdestimizi alıyoruz ya, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yaptığımız o çıtır küçük günahlarımızı namaz sayesinde, abdest sayesinde siliveriyor, yok ediyor, yıkıyor, arındırıp törtümüz yapıyor. Elhamdülillah. Rabbim ölünceye kadar bizleri neslimizi, zürriyetimizi, çocuklarımızı, damatlarımızı, gelinlerimizi de kıyamete kadar beş vakit namazı kılmaktan ayırmasın inşallah. Bu ne büyük bahtiyarlıktır. Allah'ın huzuruna çıkabilmek, Allahü Teala'nın davetine icabet etmek, Ya Rabbi ben buradayım. Senin emrini yerine getirmek için geldim. Allah'ım kabul eyle. Arada hatalarım olmuştur. Bu anda günahlarımızı keffaret eyle, affı mağfiret eyle, namazımı kabul eyle, ayırma beni ya Rabbi senin yolundan diyeceğiz. Diyoruz elhamdülillah. Ne varsa sıkıntılar gider Allah'ın izniyle. Hiç merak etmeyelim. Yani bir insanın derdi Allah'ın rızası olursa, derdi dini yaşamak olursa, derdi Efendim kıyamet gününe yüzü ak, günahlarından pak, arınmış bir şekilde çıkmak olursa Allah Celle Celaluhu o kimsenin işlerini yoluna koymak için hemen meleklerini adeta seferber ediyor. Bunu efendim sıkıntı bırakmayın. Bunun düşüncesi, ahiret düşüncesi var. Allah'ın rızası düşüncesi var. Bu kulumdan ben razıyım. Bunu boş bırakmayın. Bu sefer ne oluyor? sizin işleriniz, güçleriniz elhamdülillah yoluna giriyor. Bakıyorsunuz iş ilanlarından kolayca bir iş buluyorsunuz. Beş vakit namazınızı kılabilecek bir insanla karşılaşıyorsunuz. Helal lokma efendim evinize getireceğiniz bir adres buluyorsunuz. Ne güzel değil mi? Ama işi sadece ve sadece dünyalık olan dünyasından başka dert edinmeyen, hiç ölümü, ahireti düşünmeyen bir insanın da Allah Celle işlerini dağıtıyor. Öyle bir şekilde dağılıyor ki o işler bir türlü toparlayamıyor, kendine gelemiyor. Yani terlemesi cabası. Örnek olsun diye efendim güzel bir örnek öğrenmiştim. Onu sizinle paylaşayım. Mesela çok af buyurun. tavuklar darı yerler. Bir değil mi? Böyle buğday türü efendim bir darıyı tavuğun önüne getirirsin bir avuç bırakırsın. Alır oradan yer. Bismillah adeta efendim biz onun yerine çekmiş olalım. Yer, 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 yer böyle efendim bitirir. Midesini doldurur. Tamam. Bir de bir tavuğun yine bir avuç darısı vardır. Az önceki yemiş olan kimsenin tam tersi. Onu da böyle savururlar, atarlar. O da onları yemek için bir sağa koşar, bir sola koşar, bir öne, bir arkaya. Bu efendim artık zavallı onların hepsini yiyinceye kadar perişan olur. İkisi de aynı darı yemiş olurlar ama bir tanesinin önüne gelmiştir. Bir tanesi darmadan ak bir şekilde onları toparlamaya çalıştır, çalışmıştır. İşte bizim de Allah ile bağlantımız ve dünya ile bağlantımız aynı buna benzer. Allah ile bağlantısı olan kimsenin efendim parası az olur ama bereketli olur. Evinde huzur olur. Çocuklara hayırlı olur. O var ya dünyalık paralarla asla ölçülemez. Öbür adamın parası vardır, huzuru yoktur. Parası vardır, efendim evine gitmek istemez. Parası vardır, hastalıktan kafasını kaldıramaz. Parası vardır, hayırsız çocuklarıyla beraber karşılaşmak bile istemez. Rabbim sonumuzu hayır getirsin. Kendi yolundan bizi ayırmasın inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyorlar ki, yani şu beş vakit namazı kılıyoruz ya, günahlarımıza kefaret oluyor ya, günahlarımızı döktürüyor böyle şıkır şıkır Pırıl pırıl yapıyor bizi. Efendim Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Gece gündüz böyle nur gibi efendim. Cenab-ı Hak yüzümüzü alnımıza bir secde eseri veriyor şuraya. Kadınıyla erkeğiyle. simahum fi vujuhihim min eferi sujud Fetih suresinin 29. ayetinde Allah'ım Celle Celaluhu biz namaz kılan, Allah yolunda koşuşturan hayırlı insanlardan bahsederken Onların yüzlerinde, simalarında secde eserlerini görürsün. Nur gibi parlar. Hasan-ı Basri Hazretlerine, Rahmetullahi Aleyh, Allah'ın dostu o güzel insana sorduklarında demişler ki efendim, o, bazı insanlar görüyoruz, onların yüzleri nur gibi parıl parıl parlıyor. Yani bu insan bakmaya kıyamıyorsunuz bu güzel insanlar, Allah'ın dostları. Efendim, peki bunlar bu güzelliği nasıl alıyorlar? Herhangi bir yerde efendinin bu kuaför salonunda yapılmıyor. Eczaneden alıp efendim bir şekilde kendinize bunları yıkama, tedavi usulü yapmıyorsunuz. Bu nur nereden geliyor deyince, Hasan-ı Basri Hazretleri rahmetullahi aleyh buyurmuşlar ki bu güzel insanlar Allah'ın yolunda koştururken onlar geceliğin yataklarını terk ediyorlar, seccadenin başına gidiyorlar, secdeye kapanıyorlar. Herkes uyurken onlar saat üçte, dörtte kalkmışlar. Ya Rabbi diye Allah'ın huzurunda Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya kıyam ediyorlar, rükû ediyorlar, secde ediyorlar, tesbih çekiyorlar, dua ediyorlar. Allah ta kendi nurundan onlara veriyor. Allah Celle ona onlara kendi nurundan ikram ediyor. Rabbim bize de ikram etsin inşallah. Ölünceye kadar kendi yolundan bizleri ayırmasın inşallah. Çocuklarımıza da bu şuuru versin. Biz söylemeden onların da böyle beş vakit namaz hassasiyeti olması nasip eylesin Cenab-ı Hak Celle Celaluhu inşallah. Değerli kardeşlerim, aziz hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, lütfen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu güzel müjdesini de asla unutmayalım. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, müftahul cenne, es-salâh, yani Cennetin anahtarı namazdır diyor. Cennetin anahtarı namazdır buyuruyor. Onun için namaz, namaz, namaz. Hakikaten insana bir rahatlık huzur veriyor. İnsan efendim bu dünnada adeta bazen böyle kesiyor yetişimini efendim yukarılara doğru böyle uçuruyor götürüyor. Elhamdülillah. Onun için e, şöyle denir kitaplarımızda derler ki e, sabah namazı Kılan bir insana allah Teala Celle Celaluhu ölümün acısını hissettirmez. Bakın sabah namazını kılan bir insan sabah namazına çok dikkat ediyor. Sabah namazına efendim saatini kuruyor, telefonunu kuruyor, hanımına haber veriyor, efendim e, beyine haber veriyor, çevresine haber veriyor. Aman sabah namazı, aman sabah namazı diye sabah namazını, Kılan bir insan bilsin ki Allah'ın izniyle o namazın hürmetine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o kimsenin son nefesi geldiğinde ona ölümün acısını hissettirmeyecek. Böyle tereyağından kıl çeker gibi tabir vardır ya o şekilde böyle e Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek kelime-i şehadetle Mevlamızın huzuruna hop vereceğiz inşallah. Evet. Sabah namazı bir de nedir? Şahitli namazdır. Melekler şahitlik yapıyorlar. Sabah namazının bir özelliği de sabah namazını kılan bir kimse o gün Allah'ın garantisindedir. Cenab-ı Cilalun himayesindedir, sigortasındadır. Rabbim ölünceye kadar bizi ayırmasın inşallah. Devam ediyor yine. Öğlen namazını kılan bir kimse de efendim öğle namazı Allah'ın izniyle onu mahşer günü böyle insanlar el el ayak ayak üstünde böyle efendim e, milyarlarca insanın toplanmış olduğu o gün kim insan terliyor topuklarına kadar, kimisi insan terliyor, dizlerine kadar kimisi insan terliyor, efendim beline kadar, kimisi insan göğsüne kadar böyle insanların yıkıldığı insanların efendim ne olacak benim halim diye titrediği bir anda öğlen namazı o bizim sıcakta kılmış olduğumuz namaz hemen bizi o sıcaklardan, o terlemelerden kurtarıp Allah'ın izniyle yetişiyor. Ben buradayım diyor. Ben buradayım. Sana gölge yapacağım diyor. Rabbim arşın gölgesinde gölgelenen o güzel kullarından olmayı da nasip eylesin inşallah. İkindi namazı nedir? İkindi namazı içinde diyor ki, insanları kabir karanlığından aydınlığa kavuşturan bir namazdır. Kabirde girdim böyle daracık yer efendim, oranın ışığı Oranın şu hemen işte geliyor sana. İkindi namazının nuru, aydınlığı o karanlıktan sen efendim bir anda kurtarıyor ve ortalık böyle tabiriyese bin watt falan da değil. 5000 watt, 10.000 bin watt, yüz bin watt ışıkla beraber oralar efendim aydınlanıyor. Elhamdülillah. Namaz boş şey değil Değerli arkadaşlar, güzel insanlar. Yani sen Allahü Teala emirlerini yerine getirirsin de Allah seni boşta bırakır mı? Allahü Teala Celle'nin sana sahip çıkar. Sen sabah namazına sahip çık, Allah sana sahip çıkacaktır ölüm anında. Sen öğle namazına sahip çık, Allah mahşer günde sana sahip çıkacaktır. Sen ikinci namazına sahip çık, Allah seni kabirde efendim karanlıklarda bırakmayacaktır. Orada sana sahip çıkacak. Gelelim akşam namazına. Akşam namazında da diyor ki bir insan akşam namazını kıldığında bilsin ki Cenab-ı Hakk'ın sırat köprüsünden geçtiğinde akşam namazını gönderecek adeta oradan böyle şimşek gibi yıldırım gibi geçmesine sevap olacak. Bırakılır mı namaz ya? Bırakılır mı namaz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi tertemiz yapar bizi diyor. Günle beş vakit namazı Beş kere yıkanmaya benzetiyor. Beş kere bir insan yıkansa, 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 yıkansa günde. Beş kere yıkanan bir insanda kir diye bir şey kalır mı? Hayır kalmaz ya Aynı şekilde diyor. Beş vakit namazda insanı tertemiz yapar diyor. Gelelim yatsı namazına. Yatsı namazı nedir biliyor musunuz? Yatsı namazına sen böyle yorulmuşsun, ondan sonra dökülüyorsun adeta ama Allah seni huzurunda görmek istiyor. Tamam ya Rabbi abdestini alıyorsun, geçiyorsun Cenab-ı Celle huzuruna. Yatsı namazını kıldığın için de Cenab-ı Celle senin bu namazın sayesinde cehennemden azad olduğunu, kurtarıldığının müjdesini verdirtiyor. Onun için yatsı namazı deyip de geçmeyin. Yatsı namazı öyle bir namazdır ki insanın Cehennemden kurtuluşuna vesile olan bir namazdır. Zaten namaz cennetinde anahtarıydı. Dolayısıyla şuraları efendim geçersek, yani son nefesi geçtin, kabri geçtin, mahşeri geçtin, sıratı geçtin, cehennemden de kurtuldun, cennete namaz sayesinde kavuştun. Elhamdülillah. Zaten hepimizin asıl amacı bu değil miydi? Allah'ın rızasına erişmek, cennete kavuşmak, cemalullah'a, cemalullah'a kavuşmak, Allah'ın cemalini doya doya seyredebilmek. Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Dostlar, dostlar, günler gidiyor, geceler gidiyor, dünya gidiyor. Dünyayı kirlettik. Şu anda hiç tadı kalmadı bu dünyanın. Ölümler çoğaldı. Efendim insanların saygısı azaldı. Evlerde huzur kalmadı. Televizyonlar desen açamıyorsun. Sokaklar desen çıkamıyorsun. Yani bazen öyle bir şey oluyor ki insan kabirdeki yatan kimselere ya size imreniyoruz. Efendim gittiniz şu andaki bu kirli dünyada ne yapardınız siz diye böyle diyesi geliyor insan ama ümidimizi kesmiyoruz Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle namazlarımız sayesinde sohbetler sayesinde birbirimize iletişim bu duyduklarımızı anlatmakla beraber mesela daha çok böyle insanlara efendim sohbetimizi efendim kaçırmayın gelelim sohbetimizi dinleyelim bu çünkü YouTube'ta kalıyor efendim dolayısıyla YouTube'tan bir daha dinletmeye çalışalım yani düşünebiliyor musunuz efendim kıyıtrıktan ee, zerre kadar Allah katında değeri olmadan hafe olmayan hatta Allah'ın buzunu lanetini çeken bir e, konser yapılıyor. Efendim çıplak bir kadın çıkıyor ya. Bir tane efendim dövmeli, sövmeli bir herifin birisi çıkıyor. Bakıyorsun önünde 5 binler, 10 binler, 20 bin insan oraya gitmiş onu seyretmeye. Eyvah! Ama Allah'ın evinde, camisinde, cemaatinde şöyle sohbetlerde insanlar çok sayılı, parmak sayısı kadar. Onun için bunları çoğaltmaya çalışacağız. Ne olur ne olmaz. Bir kişiyi dinletirsiniz. Allah'ın izniyle bir namaza başlar. Tövbe eder. Efendim siz öyle bir mükafat kazanırsınız ki bu dünyanın bütünüsün olsa bir efendim bir hiçtir yani. Rabbim kendi yoluna hizmet eden bu dava için koşturan efendim bahtiyar kullarından olmayı da nasip etsin. Derdimiz davamız bu. Allah'ın yolu nasıl hakim olur? Nasıl insanlar bunu da duyar? Nasıl insanlar efendim tövbe ederler? Allah'a dönerler. Hadi. Hadi ne olursunuz inşallah bu işi yapmak için seferber olalım. Yani çok çare ederiz. Çok kar ederiz Allah'ın izniyle. Çok kar ederiz. Ben böyle efendim asla Allah'a sığınırım bunu söylerken. Yok efendim abone sayısı bilmem nesi falan filan abone yapın. Böyle bir derdim yok elhamdülillah. Yani bir kişi Allah'ın ayetinden, hadis-i şeriflerden, dini kurallardan bir şey öğrense bizim için oho yeter artık her şey. Için. Onun için inşallah bir yardımcı olalım insanlara, faydalı olalım insanlara Allah'ın dinini yaymak için gayret edelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başında en çok en çok hadis rivayet eden sahabi. Yedi tane sahabi var en çok hadis rivayet eden. O birinci sırada geçiyor. Efendim sonra Hazreti Ayşe annemize sıra geliyor. Böyle bir sahabi ölüm anına yaklaşırken ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Yola niye ağlıyorsun? Sen peygamberin komşusu oldun. Sen bu kadar hadis rivayet ettin. Kitaplar senden bahsedecek. Hep, hep dua alacaksın falan deyince diyor ki nasıl ağlayayım diyor ya. Yol uzak. Azım az. Geçit dar. Son durak. Ya cennet ya cehennem. Bunları da bilemiyorum. Yani onun için ağladığını söyleyeyim mübarek. Tekrar söyleyeyim. Diyor ki yolumuz uzak. Yani gidiyoruz ama nereye gideceğiz acaba? Şimdi böyle bir yola çıkıyorsun. Ondan sonra azım yani ahirete götüreceğim amellerim yaptığım iyilikler. Bunlar da efendim az olduğu için korkuyorum. Korkuyorum. E geçitim de yani ahirete geçit neresi? Kabir. Orası da dar. Mübarek. Allah hepimize geniş etsin. Yardım eylesin. Cennet bahçesi olsun inşallah. Sonra da diyor ki son durak Gittiğimiz zaman ahirette iki tane adres var. Üçüncüsü yok. Ya cennet ya da cehennem. Rabbim muhafaza eylesin. Cennete dahil olan kullarından etsin inşallah. Allah Celle Celaluhu dünyamızı, ahiretimizi mağmur eylesin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayır ile her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Son nefeste iman, Kur'an şehadet nasip eyle. Beş vakit namazlarımızı vaktinde razı olacağım şekilde en güzel bir şekilde kılabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi evlatlarımıza, neslimize, zürriyetimize, damatlarımıza, gelinlerimize hayırlar nasip eyle. Hepsinin de beş vakit namazlarını kılan, helali harama dikkat eden ve inşallah cennette buluşacağımız güzel evlatlarımızın olması nasip eyle. Allah'ım yine sana yalvarıyoruz. Ne olursun Allah'ım. Ne olursun Allah'ım. Evlerimize huzur, kazançlarımıza bereketler nasip eyle. Örnek alınacak aile sistemi, modeli kurabilmeyi nasip eyle. Allah'ım çocuklarımızdan gülmeyi nasip et. Onların sıkıntılarını gösterme ya Rabbi. Ya Rabbi hayırlı damatlar, hayırlı gelinler nasip eyle. Kiminle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. İyi insanlarla karşılaşmayı nasip eyle. Helalinden bol, bereketli kazançlar nasip eyle. Harama bulaştırma. Haram lokma yedirme ya Rabbi. Ve sonra da inşallah ya Rabbi verdiklerini senin yoluna değerlendirmeyi cömert bir şekilde harcama yapabilmeyi nasip eyle. Hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle dertlilere deva, borçluya dağlar nasip eyle. Allah'ım borçlu olanlar hepsine yardım et ya Rabbi. Kolay bir şekilde ödemelerini nasip et ya Rabbi. Alacaklı olup da alacaklarını tahsil edemeyenler de var. Onlara da yardım et ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi İslam alemine yardım eyle. Ülkemize yardım eyle ve ya Rabbi inşallah İslam'ı, Kur'an'ı, şeriatı bütün dünyaya hakim eyle. Bizi de bu yollarda koşuşturan ve inşallah kazanan kullarından eyle ya Rabbi. O kulların listesine bize de katı ver ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirle nur makamlarını cennet eyle. Kabir istirahatları nasip eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidil Evveline. والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بتنى المستمعين وصلنا الله رزاسي سيشون الفاتحة